Münevvercim, hazır mısın? Hazırım. Gergin dakikalar merakla bekliyorum. En düşük kaç puan bekliyorsun? Ben düşük puan olarak en düşük, kendimce tabii ki 3 bekliyorum ama daha düşük de vereceklerini düşünüyorum. Neden? Çünkü yorumlarına dayanıyorum Aslı Hanım. Hiçbir şey beğenmediler. Kendi tarzlarını da göreceğim. Gördüm de dün. Hı hı. Neden beğenmediler anlamış değilim. Bakalım, soralım. Sonuçta beğenmeseler bile evin bir genel uyumuna bakmaları gerekiyor. Ona dair hiç kimse bir yorum yapmadı açıkçası. Sormak istersin tabii değil mi? Evet, tabii ki. Peki bu öncelikle aynen öyle. Betül'le konuşalım. Betül'cüğüm önce düşüncelerini alalım. Ardından da puanını görelim canım. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Misafirperverliğini gerçekten çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok iyi karşıladı, bizi çok iyi ağırladı. Hmm. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben salonunu pek beğenemedim. Çünkü yani perdesi farklı renk, koltuklar farklı renk, tamam iki renk anladım ama yani çok gri geldi bana. Ben bir renk arardım yani. Mutfağını beğendim, sadece ara taşını beğenemedim. Bir de küçük ev aletleri gereksiz yere, yani tezgahın üstündeydi, onu beğenemedim. Evet. Bir de yatak odasında gardırobunu beğenemedim. Yani yatak örtün bana göre çok koyuydu başlığınla beraber. Ben bunları beğenemedim bu şekilde. Peki beğendikleriniz nedir merak ettiğim için? Kahve sunumunu beğendim. Mutfağındaki aksesuarların hoşuma gitti. Yani onun dışında şu anlık böyle. Masası, çeyizi nasıldı? Masası güzeldi, beğendim. Sadece farklı bir masa örtüsü beklerdim. O da griydi. Yani beyaz olabilirdi. Çeyizinde bana göre bir tık fazla. Yani yerindeydi ama fazla geldi gözüme. Peki puanı görelim o halde. Benim sana puanım 3. 3 puan. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sormak istediğim sorular var tabii ki. Hani mutfakta tek beğenmediğiniz ara taş dediniz. Doğruyum değil mi? Yanlış anlamamışım. Salonu beğenmediniz. Ben gerçekten sizin tarzınızı merak ediyorum Betül Hanım. Çünkü dünkü mobilyayı da beğenmediniz. Hani spor bir koltuk da beğenmediniz. Bu bana göre şık bir koltuk. Gümüş detaylarla bunu da beğenmediniz. Merak ediyorum tarzınızı. Misafirperverliğimi beğendiniz. Karşılamamı, güler yüzümü, sunumlarımı... Çeyizimi beğendiniz. Hani bir tık az mı sanki puan? Yani bana göre normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü koltukların bana göre bir tık ağır geldi Chester'dan dolayı. Bir de salonunda ben renk istiyorum açıkçası Aslan Hanım. Evet, renkli bir kişilik. Renk seviyor. Dün evet, de, evet. Yani dün de söylemişti. Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bana göre o puan çok anormal. Neden peki? Dün bana 2 verdin. Neden? Yani senin salonun aynı, mutfağın aynı. Niye aynı ya? Neyi aynı? Tonları aynı, renkleri aynı. Neyi aynı? İki renk kullanmışsın, başka hiçbir Hayır, renk yok senin. Hayır, benim mutfağımda da yatak odamda da gri renk yok. Yani sen o eve kaç salonum gri. Hayır, bir saniye, salonum sadece gri ve böyle bu şekilde tamamen gri değil. Bu tamamen salonu da gri yapmış, yatak odasını da tamamen gri yapmış. Bütün mobilyayı mağazadan buraya yerleştirmiş, üstüne 3 tane şamdan koydu diye sen 3 puan veriyorsun. Ama bana kalkın işi veriyorsun. Neden verdiğini ben şimdiden anladım biliyor musun? Çünkü sen kendine beni gerçekten rakip görüyorsun. Seni mi? Evet, beni görüyorsun. Benim kazanacağımı düşündüğün için bana 2 verdin. Sizin ben şu an bunu anlıyorum. Misafirperverlikten 1 puan kırarsın. Tamam, misafirperverliğe 3 puan mı verdin? Hiç güzel şekilde bizi ağırlamadın. Ben gayet güzel şekilde ağırladım. Ben sizi karşılamamla bir kere ağırlamış oldum. Senin sadece sunumun vardı hele. Başka hiçbir şeyin yok ki. Nasıl sunumun vardı ya? Bu evde ne gördün sen? Bando, sen bu evi kendin diyorsun. Yatak odan karaydı. Salonun komple griydi. Sen sadece misafirperverliğe 3 puan mı veriyorsun? Hayır tabii ki. O zaman herkes misafirperver. Herkese 3 puan vereceksin. Ben onun masasını beğendiğimi de söyledim. Sadece masa örtüsü. Sen bana niye 2 verdiğini söyler misin? Her yer gri diyorsun ya. Bu evin her yeri gri. Sen beni kendine yapmıyordun. Başka hiçbir açıklaması sen yok bunun. Sen bana rakip olamazsın. Ben mi sana rakip olamam? Kübra ya ben senin evini gerçekten çok merak ediyorum. Siz lütfen araya muhalefet olmayın. Benim günüm tabii ki de sizin gününüz olacak. Ama biz şu anda konuşuyoruz.
Konuşun hadi. Hiç konuşuyordum zaten. Hiç susmuyorsun. Evet, susmuyorum. Hadi konuş. Hakkımı arıyorum çünkü. Bakın benim evimde de eksikler vardı. Ben yoktu demiyorum. Ama siz bunları görmüyorsunuz. Siz saçma sapan şeylere müdahale ediyorsunuz. Ya kendim boyadım diye güzel olacak. Hayır, diye bir şey yok. Benim yatak odamda fonum yoktu. Kimse bunun farkında değildi. Benim masamı çok beğendiniz mesela. Masamda benim gold detayın dışında bambu da vardı ama hiç farkında değilsiniz. Sizin saçma sapan şeylere gidiyor aklınız sürekli. Tülün kırışıklığı. Yok her yer gri. Sadece benim koltuğumla ünitemde gri var. Başka nerede gri gördün ki sen? Uyumsuzdu işte gri. Koltuğum. Neresi en uyumsuz arkadaşım? Burada kaç tane ton gri kullandın? En azından griyi almıyordum ben. Başka sen şey şu anda yoktu. Hiç savunma. Sen zaten kendin bu eve dedin. Bu ev komple gri diye. Ben artık renkli bir renk istiyorum. Benim evimde yani. De renk istiyorum dedin. Her evde renk. Mu vardı? Yeşil ay, mi vardı? Renk istiyorum dedin ya. Bende de yoktu. Bunda da yoktu. Neden bana iki verdin de buraya üç veriyorsun? Sen onu soruyorum. Sen çünkü beni hiç güzel bir şekilde ağırlamadın. Bizi kovar gibi tamam, sen ağırlamadın. Tamam sen ağırlamaya 3 puan mı veriyorsun? Ben onu soruyorum. Çünkü çok kibardı. Benim çok hoşuma gitti. Ya 3 puanı sen bütün hepsine ağırlamaya hayır, veriyorsun. Tabii ki. Masa sonuna tamam. Veriyorum. Ya çeyizine ben, veriyorum. Benim masama da çok fazlaydı. Benim masama da mükemmel dedin. Evet çok benim, beğendim. Evet. Ağırlamam o zaman güzel. Masam güzelse ben sana onları hazırladıysam, ben seni bandol gösterisiyle karşıladıysam, ben sana aralarda kahve içer misin, su içer misin, bir şey ister misin diyorsan bu zaten benim ağırlama şeklim. Ben gayet bana güzel bir şekilde ağırladım herkesi. Bana göre de benim sadece ağırladım. Eleştirilerim sert, o da sizin eleştirilerinize karşı. Tabii ki de ben cevabımı vereceğim. Ben susup pusup oturmak istemiyorum Münevver Hanım gibi. Kübra'nın puanım konusunda bana çıkışmasını çok yersiz buldum. Kübra'cığım benim puanım seni hiç ilgilendirmez. Ben evime bir mobilyacıdan direkt alıp evime koymadım. Benim bir tarzım ya var. Ya ne yaptınız? Oturun ben bir bohem tarzı yaptım. Sadece evet. Boyamışsınız. Başka hiçbir şey ne yapmışsınız. Ne alakası var? Benim yatak odamda başlığım bile yoktu. Sen onu bile fark etmedin. Ya da diğer başlığı dört yaşlı acımız. Başlığı yok ama boyamışsın. O görüntü benim evet, hoşuma gitti. Evet ama neden başlık koymadım bile demediniz. Siz çünkü zevkiniz yok. Neyin nerede olabileceğini, neden burada, niye yok diyeceğinizi bilmiyorsunuz. Sizin eleştiri yapmak için yapıyorsunuz. Siz konuşmak için bizim konuşuyorsunuz. Bizim zevkimizin... Bunun için gelmişsiniz buraya. Mı, yok mu? Ben iki gündür... Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Tamam. Puanlamaya devam edilsin. Ben sakin. Sizin hepinizi öğrendim sakin. Anladım. Hı. Tamam. Ne kadar kısa sürede insanları lütfen öğrenebiliyorsun. Lütfen sakin görüyoruz derseniz. Pelin, seninle devam edelim hayatım. Peki aslanım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ağırladın. Sunumluklarında gerçekten hani fazla fazla olarak yapmışsın, çaba sarf etmişsin, uğraşmışsın. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ama bir tek evin gerçekten kapıdan girdiğim gibi içim çok karardı. Hani biraz daha renkli olabilirdi. Daha canlı tonlar kullanabilirdin evinde. Yani lafınızı keseceğim ama şöyle düşünün. Siz renk seviyorsunuz ama renk sevmeyen bir kişi aynı renklerle evini nasıl tasarlamış. Ona göre bence yorum yapmalılar. Hani griyi düzgün kullanmış mıyım? Evet siz sevmiyorsunuz griyi, renk seviyorsunuz pembe falan. Gri tonunu ben de seviyorum ama yani her yer gri olunca pek hoş olmuyor. Ben de işte uyumu seviyorum hani gri. Gri sadelik. Ve tonları. Evet ton. Peki puanını görelim hayatım. Peki Aslı Hanım. Münevver, benim sana puanım 3. Teşekkür puan. Ederim. Zaten açıklama yaptı. Soru sormak istemiyorum daha fazla. Yo, sorabilirsin. Yo, açıklamanı yaptın. Salonumu beğenmedin, gri tonları beğenmedin. Mutfağımda neleri beğendin mesela, neleri beğenmedin? Tek misafirperverliğimi mi beğendin? Tek puanın o mu, 3 puan? Mesela yani, çeyizim hakkında bir yorum yapmadın, beğendin mi? Mutfağını direkt söyleyeyim istersen, mutfağını pek beğenmedim açıkçası. Hı-hı. Neyi yani beğenmedin mesela? Hiçbir şey mi beğenmedin? Tezgahınla... Hı-hı. Fayans. Şey, evet, fayans. Hı-hı. O şekilde uyumlu olmamış hani, renk tonları olsun. Benim onu yaptırma şansım yok ve 2 aylık evliyim Aslı'nın. Münevver, gerçekten yatak alanı hiç beğenmedim. Hı-hı. Şu şekilde beğenmedim, açıklayayım. Yatak örtünle perden gerçekten uyumsuzdu. Biri dantelliydi, biri günlük tarzda model seçmişsin şöyle yatak örtünde. Şöyle dantelli de geçti mi, uzunluğu beni rahatsız ediyor perdem. Sizin için keseceğim. Mobilyan da gerçekten çok koyuydu. Zaten üst rafa da bavullarını koymuşsun. O da hoş bir görüntü sağlamış. Yani ben ama bavulu nereye koyabiliriz ediyorum, ki? Nereye yani koyayım? Mesela balkonu varmış sorduk balkonum hani. Balkonum yok.
Balkonda bence balkon. Çok toz olur yani. Kapalı balkon mu? Açık balkonum balkon. Balkonum yok aslında. Balkonu yokmuş benim... hayatım. Ah bu valizler hakikaten öyle zor oluyor ki. Hani dün Kübra Hanım'da da vardı giyinme odasında. Ben hiç takılmadım. Çünkü her evin gerçekten gardırobunun üzerinde bir bavul görüyoruz. Ki ben sık seyahat ediyorum. Ailem şehir dışında. Eşimle gezmeyi seviyoruz. Evet. Kullanıyorum aktif olarak evimin altında. Zaten, benim gerçekten küçük koyacak yerim yok. Bunu göz önünde bulunduralım evet. Lütfen. Peki.